Arkadaşlar herkese merhaba. Bir soru bir cevap video serimize hoş geldiniz. Ben Şahin Altıntaş. Bu videoyu Çağşen Eczacılar platformunun YouTube kanalı için çekiyorum. Bir soru bir cevap video serimizi zaten izleyen arkadaşlar varsa yine aşinadırlar videolarımıza. Bu video serimizde bir konu üzerinde araştırma yapıp sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bu videomuzda da yine sizden gelen sorular ikinci bölümü çekiyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki tercih dönemi olması itibariyle veya eczacılıkla alakalı üniversite hayatı, fakülte hayatı ve fakülte sonrası meslek hayatı ile alakalı olarak soruları oluyor arkadaşlar. Bu soruları da ben elimden geldiğince toplayarak, biriktirerek sizlere cevaplamaya ve sizlere yanıtlamaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ilk videomuzda 15 soru cevaplamaya çalışmıştım. Yine bu videomuzda da 15 soru cevaplamaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Aslında başlamadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar, aklınıza gelen soruları lütfen yorum kısmına belirtirseniz ben de elimden geldiğince araştırma yapıp cevaplamaya çalışırım. Ayrıca sadece benim cevaplamamı beklemeyin. Konuyla alakalı olarak bilgi sahibi olan, kesin doğru olduğuna emin olduğunuz bilgileri de soran arkadaşların sorularını cevaplayabilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. İlk sorumla başlamak istiyorum. Eczane teknikerleri olarak devlette hastanelere atanmak için ne yapmak gerekiyor? Arkadaşlar bir defa atanmak için KPSS ile atanıyoruz. Atanmak için tabii ki de 2 yıllık meslek yüksekokulu diploması olması gerekiyor. Ve belli bir KPSS puanı almak gerekiyor. Örneğin Sağlık Bakanlığı bu sene 10 kişi atayacak. Tabii ki KPSS puanıyla o ilk 10'a girmek gerekiyor. Onun haricinde bölge eczacı odalarının, Türk Eczacıları Birliği'nin ya da özel kuruluşların yapmış olduğu sertifikasyonlarla devletlere atanamıyoruz arkadaşlar. 2 yıllık eczane hizmetleri bölümünü bitirip diplomamızı alıp daha sonra KPSS ile atanmamız gerekiyor. Özel hastanelerde çalışmak için de arkadaşlar genellikle eczane hizmetleri diploması aranıyor. Yani özel hastanelerinde çalışmak için, üniversite hastanelerinde çalışmak için. Yani 2 yıllık eczane hizmetleri bölümü, meslek yüksekokulu bölümünü bitirmemiz gerekiyor. Bunun için de bu soruyu böyle cevaplamak istiyorum. Ama maaşları noktasında da yani bir hastanede çalışan devlet memuru maaşı alıyorsunuz. Zannediyorum 4 ila 5 bin TL arasında değişiyordur. İkinci soru. Aslında bu soruyu soran arkadaşımız ciddi mi sordu yoksa şakasına mizahi olarak mı sordu çok bilmiyorum ama yine de cevaplamak istedim. Uyuşturucu üretebiliyor muyuz? Bu bilgiye sahip oluyor muyuz? Arkadaşlar tabii ki de eczacılık fakültelerinde hayvanlı deneyler yok. Uyuşturucu üretmek gibi ya da bağımlılık yapıcı maddeler üretmek gibi herhangi bir böyle bir spesifikleşmiş çalışma yok. Yani böyle kompleks bir çalışma da yok aslında lisans eğitiminde. Ha, ufak tefek işte miktar tayinleri deneyi, işte renk tayinleri deneyi, işte titrasyonlar, hem analitik kimya hem farmasötik kimya laboratuvarlarında yapılmakla birlikte yani çok basic seviyede kalan çalışmalar. O yüzden hani zannediyorum Türkiye'deki hiçbir yani kimya ya da sağlık bilimlerinin hiçbir bölümünde böyle bir eğitim yoktur. Ama ben yine de cevaplamak istedim. Hastanede staj yapabiliyor muyuz? Evet, tabii ki de. Eczacılık fakültelerinde genellikle Türkiye'de genellikle stajlar ikinci sınıftan itibaren zorunlu olarak ikinci sınıfın yazı, üçüncü sınıfın yazı, dördüncü sınıfın yazı ve beşinci sınıfın ikinci dönem olması itibariyle zorunlu 4 dönem stajımız var bizim. Uzun dönem stajımız dediğim gibi beşinci sınıfın ikinci dönemini kapsayan staj. Bunlardan ilkini biz yaptığımız stajların ilkini ki ben stajlarla alakalı ekstra bir video çekeceğim. Ama ikinci sınıfın ilk stajını biz serbest eczanede, toplum eczanelerinde yapmak zorundayız. Onun haricinde 3. sınıf stajı ve 4. sınıf stajı ve 5. sınıf bitirme stajı da hastanede tabii ki yapabiliyoruz. Birçok yapan arkadaşım var. Akredite olup staj imkanı olan iyi bir staj imkanları bir nebze eksik olan mı yoksa akredite olmayıp staj imkanı iyi olan bir şehir mi diye bir sormuş arkadaş. Bu çok güzel bir soru. Benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar şimdi ben olsam ne yapardım? Ben olsam akredite bir okula giderdim. Staj imkanları için de illa o şehirde yani fakültenin bulunduğu şehirde değil ya da kendi oturduğum şehirde değil İstanbul, Ankara, İzmir gibi Tekirdağ gibi endüstri, hastane ya da firma stajlarının yoğun olduğu bir yerde staja giderdim. Yani ne akredite fakülteden vazgeçerdim ne de stajdan vazgeçerdim. O yüzden bence akredite olan bir okul ve staj imkanları için de başka bir şehre
3 ay 4 ay belki eziyet çekmek, belki yurtta kalmak, belki bir nebze yurt imkanlarının kötü olması ama gelecekteki kariyerim için bana fayda sağlayacak bir staj yapmak olurdu. Bunu da böyle cevaplamak istiyorum. Serbest eczacılık yapmak isteyen birisi işletme ÇAP yapmalı mı? Bence kesinlikle yapmalı. Yaparsa faydası olur. Açık öğretimden de okuyabilir. Bulunduğu üniversitede ÇAP yapma imkanı varsa da yapsın bence. Şöyle, neden? Çünkü arkadaşlar ben bir meslek büyüğümüzle konuştuğumda bana şöyle söylemişti. Şahin, Türkiye'de ciroları düşen veya hastalarını kaybeden serbest eczacılar eczacılık veya sağlık bilimleri açısından bilgi eksiği olduğu için değil, işletme bilmediği için, iletişim bilmediği için, işletme ve iletişim becerilerini, ekonomi becerilerini iyi yönetemedikleri ve iyi yürütemedikleri için eczanelerini kapatma noktasına geliyorlar. Ciroları düşüyor ve hastalarını kaybediyorlar demişti. Ben de açıkçası bu 5 yıllık süreçte bunu gördüm. Yani bence kesinlikle işletme ÇAP yapılmalı, yapılabilir. Ben yapılmasını öneriyorum şahsen. Eczane teknikerliği belgesi nereden alınır? Arkadaşlar öncelikle eczane teknikeri olmak için 2 yıllık meslek yüksekokulu bitirmek gerekiyor. Diğerlerinin tüm tamamı alaylı olarak öğrenmek ya da bölge eczacı odalarının, Türk Eczacıları Birliği'nin ya da özel sertifikasyon kuruluşlarının yaptığı çalışmalarda şey olmuyorsunuz, tekniker olmuyorsunuz, teknisyen oluyorsunuz. Bunun bilincinde olalım. Bu da dediğim gibi yani Türk Eczacılar Birliği'nin zaman zaman böyle eğitimleri oluyormuş. Ben hani böyle eğitimlerini duydum. Daha doğrusu bu eğitimlerden sertifika alan eczane teknisyenleri duydum. Ama dediğim gibi eczane teknikerliği olması için 2 yıllık meslek yüksekokulu bitirilmeli. Eczane hizmetleri bitirilmeli. Onun haricinde de dediğim gibi teknisyen olmak için diğer belgeleri alabilirsiniz. Bir arkadaşımız yine sormuş, ilk bölümde böyle bir soruyu cevaplamıştım. Hani bu bölümde de alayım dedim. Klasik bir soru. Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi arasında nasıl bir sıralama yaparsın diye sormuş bana. Ben de Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi diye bir sıralama yaptım. Açıkçası Ankara Üniversitesi'ni Gazi Üniversitesi'nden önce öne aldım. Çünkü ben Ankara Üniversitesi mezunuyum. Gazi Üniversitesi ile aralarında hiçbir fark yok. Hatta bazı yönlerinden Gazi Üniversitesi çok çok iyi. Laboratuvar sayısına baktığımız zaman çok çok iyi araştırma ve öğrenci laboratuvarları. Gazi Üniversitesi şu an zannediyorum Türkiye'nin en iyisi. Ama hani dedim okuluma bir ahde vefa olsun diye Ankara Üniversitesi'ni ilk sıraya aldım. Daha sonra Gazi Üniversitesi'ni aldım. Ankara ile Gazi'yi öne almamın sebebi Ankara olması. Yani Ankara'da bulunuyor olmaları. Daha sonra Ege Üniversitesi'ni aldım. Şehir İzmir olarak. Daha sonra da Anadolu Üniversitesi'ni aldım. Eskişehir olduğu için. Yani aslında baktığınız zaman 4'ü de çok değerli üniversiteler. Ben sadece şehir sıralaması yaptım. Yani hem işte yurt imkanları, hem öğrenci evi imkanları, hem şehrin pahalılığı, hem staj imkanları gibi kendim düşündüğüm için böyle bir sıralama yaptım. Umarım size de faydası olur. İstanbul Eczacılık mı, Ege Eczacılık mı? Kesinlikle İstanbul Eczacılık. Çünkü zaten bir defa İstanbul Üniversitesi'nin ben eğitimini çok çok beğenen bir öğrenciydim. İstanbul şehri zaten maddi ve manevi anlamda birçok imkan sağlıyor. Kesinlikle İstanbul Eczacılık o açıdan. Yani tartışmıyorum bile. Yani bencesini söylüyorum daha doğrusu. Eczacılıkta burs imkanları nasıl? Bence gayet iyi. Yani bir tıp fakültelerinde olmasa da ya da bir işte Koç, Sabancı, Yeditepe Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi gibi olmasa da açıkçası burs imkanları iyi. Eczacılık vakıflarının, derneklerinin, odaların, işte efendim depoların, işte vakıfların birçok bursu var eczacılıkla alakalı. Yani spesifikleşmiş burslar var. Bu açıdan ben burslarda burs almak isteyenlerin, fakültelerin mezun derneklerinin, üniversitelerin mezun derneklerinin burs imkanları var. Bu açıdan da tavsiye ederim. Özel okulda okusak, alttan dersimiz kalırsa burs kesilir mi? Arkadaşlar bu tamamen okuduğunuz okulla ve okulla alakalı yapacağınız sözleşmeyle alakalı bir durum. Yani ben bazı fakülteleri biliyorum. Yani özel okullardaki eczacılık fakültelerini biliyorum. Atıyorum diyor ki ortalaman 2 altına düşerse, 2'nin altına düşerse %50 bursunu keseriz. Ya da işte ortalama bazı okullarda diyor ki bizim için ortalama önemli değil. 10 tane dersin alttan kalırsa bursunu keseriz gibi şeyler söyleniyor. Bunu tamamen okulla konuşacaksınız. Yani ben şu an ne söylesem afaki olacak, havada kalacak. İngilizce okumakla Türkçe okumanın farkı ne? Bu soru o kadar çok geldi ki bu soruyla alakalı ekstra bir video yapacağım. Ama şöyle arkadaşlar, ileride servis eczanı açmak zaten bugün zorlaşıyor. Yani hastanelere biz kurayla atanıyoruz. Hiçbir seçiciliğimiz yok. Yani İlk 10.000'de de eczacılığa girseniz,
Sonuncu olarak da eczacılığa girseniz hiçbir farkı yok hastane atamalarında ve serbest eczacılıkta. Endüstri ve akademiyi düşünen arkadaşlar varsa kesinlikle İngilizce okusunlar. Yani bence artık hatta bana kalırsa Türkiye'deki tüm Türkçe bölümleri kapatıp tamamen %100 İngilizce'ye çevirmek lazım. Yani %100 İngilizce, %100 akredite ve %100 endüstri odaklı giden fakülteler olması lazım. Yani bu açıdan da bakıldığında bence İngilizce, kesinlikle İngilizce. Kolay iş bulmak için neler yapmak lazım demiş. Kolay iş bulmak için arkadaşlar neler yapmak lazım? Zaten bir soru bir cevap video serimizin bir tanesinde eczacılıkta kariyer için 10 tane tavsiye söylemiştim. Bence o 10 tavsiye yemeyin, içmeyin, uyumayın, uyanmayın. Gidin o 10 tane tavsiyeyi gerçekleştirin fakülte hayatınız boyunca. Kesinlikle yapın. İngilizce eczacılık okumak kolay iş bulmaya sağlar mı? Bence kesinlikle sağlar. Özel sektörde %100 sağlayacaktır. Özellikle endüstride, ilaç ekonomisinde, akademide %100 sağlayacaktır. Yurtlar nasıl? Valla bence artık Türkiye'de üniversite okumakta yurtlarda çok sıkıntı çekmiyoruz. Bir defa okulların yurtları var. Yani Ankara için söyleyeyim şehir olarak. Mesela Gazi Üniversitesi'nin, Hacettepe'nin, Ankara Üniversitesi'nin öğrenci evi var. Yurdu var. KYK yurdu var, özel erkek yurtları var, kız yurtları var, vakıfların özel yurtları var, derneklerin özel yurtları var. İşte efendim Türkiye Memur Sen, Türkiye Kamu Sen, işte efendim Diyanet'in birçok açıkçası yüzlerce, binlerce yurtlar var. O açıdan açıkçası Ankara, İstanbul gibi büyük üniversite şehirlerde yurtlarda sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Ki periferde mesela Yozgat, Elazığ, Trabzon, işte Erzurum gibi Ağrı, Kars, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş gibi bu şehirlerde de zaten küçük olduğu için yurt sayısı zaten öğrenci sayısına göre de ayarlandığı için hiçbir zorluk çekeceğinizi düşünmüyorum yurtlar olarak. Eczacılıkta yaz okulu var mı? Arkadaşlar var evet ama mesela bu 7 üniversite saymıştım ya. Bu 7 üniversite çok seçici oluyor. Öyle her üniversitenin yaz okulunu kabul etmiyor. Mesela benim okuduğum dönemde Ankara Üniversitesi yaz okulu hiç açmadı. Ve diğer üniversitelerden de yaz okulu kabul etmedi. Burada diyor ki yani ben kendi öğrencime kendi sınavımı yapacağım, kendi eğitimimi vereceğim, kendi derslerimi ve laboratuvarlarımı vereceğim diyor. Bu açıdan da açıkçası periferdeki Kayseri Erciyes gibi, Atatürk Erzurum gibi, Karadeniz Teknik Trabzon gibi yaz okulu açıyorlar, duyuyorum, Mersin gibi. Ama Ankara Üniversitesi, Gazi gibi, Hacettepe gibi, işte İstanbul Üniversitesi, Marmara, Ege, Anadolu gibi çok yaz okulu açmıyorlar. Açanlar da mesela Anadolu'nun bir iki defa açtığını duydum. Çok basit dersleri açıyorlar. Efendim işte analitik kimya, genel kimya, biyokimya gibi çok basit dersleri, kolay dersleri açıyorlar. Ana dersleri diyorlar ki biz iki aya sıkıştırmayacağız. Gelip 10 ay boyunca o dersleri okuyacaksınız, o dersleri bileceksiniz. Son sorumuza geldim arkadaşlar. Yani zaten dikkat ederseniz bu videolarda böyle 15-20 dakikaya sıkıştırmaya çalışıyorum. Böyle küp bilgiler olsun diye. En net bilgiler, hiç lafı uzatmadan direkt açıklamaya çalışıyorum. Başka bölümlerden eczacılığa geçiş var mı? Arkadaşlar şöyle bakın. Ben birçok geçiş yapanı duydum. Mesela moleküler biyoloji ve genetikten duydum. Tıp fakültesinden duydum. Diş hekimliğinden duydum. Kimyadan duydum. Pardon çok özür dilerim. Mimarlıktan duydum. Bu soruyu soran arkadaşımız kimyadan geçiş var mı diye sormuştu. Aklım o yüzden oraya gitti. Şimdi arkadaşlar sizin bulunduğunuz üniversitede ya da diğer üniversitelerde başka bölümden eczacılık fakültesine geçebilmeniz için mesela örneğin ben diş hekimliği okuyorum. Kaç yılında girdim? 2016 yılında girdim. O sene eczacılık fakültesini zaten kazanıyor olabilmem lazım. Türkiye'deki herhangi bir eczacılık fakültesini kazanıyor olabilmem lazım. Ve geçeceğim üniversitedeki de eczacılık fakültesini kazanıyor olabilmem lazım. Yani şöyle bir dünya sakın düşünmeyin. Ben 30 binle mimarlığa gittim. Ankara eczacılık 15 binle alıyor. Ben işte 30 bindeki Erciyes eczacılığı tutturuyordum. Bu 30 bindeki sıralamamla 15 bindeki Ankara eczacılığa geçerim diye bir şey yok. Sizin bulunduğunuz sene eğer eczacılığa zaten tutuyorduysa mesela Ankara eczacılığa tutuyordu ama sen Eskişehir mimarlığa gittin. Osman Gazi mimarlığa gittin mesela. Oradan Ankara eczacılığa geçebilirsin. Nereden başlayacaksın? Tabii ki birinci sınıftan başlayacaksın. Hangi bölümden hangi bölüme geçersen geç. Dikey geçişlerde açıkçası birinci sınıftan başlıyorsun yani. Yatay geçişlerde. Ama tabii ki Erciyes eczacılıktan Ankara eczacılığa geçiyorsak saydırdığın dersler oluyor. Saydıramadığın dersleri de alttan alıyorsun. Bunu da bu şekilde
açıklamaya çalıştım. Arkadaşlar tercih dönemi bitene kadar açıkçası düşüncem şu. Yaklaşık bir 5-6 tane daha böyle sizin böyle yani 100-150 tane soruya cevap verebileceğim. Belki ilk başta ilk 2 video kısa olsun diye 15'er soruya cevap verdim ama belki bunu uzatabilirim. Yani 30 soruya da cevap verebilirim. 5-6 tane video yapmaya çalışacağım. Onun haricinde de zaten küp bilgiler şeklinde işte eczacılıkta kariyer için neler yapmalıyız? İşte eczacılar ilaç üretebilir mi? Zaten yardımcı eczacılığa değineceğim, stajlara değineceğim, eczacılıktaki ders içeriklerine değineceğim. Sadece bu tercih dönemiyle alakalı olarak değil, hani burada arşiv videolar olarak kalmasını istediğim için de eczacılıktaki fakülteleri tek tek anlatacağım. Eczacılık nerelerden nereye geldi, eczacılık tarihiyle alakalı yine böyle kısa videolar yapmaya çalışacağım. Bu şekilde videolar yapmaya çalışacağım. Beğenirseniz, izlerseniz, yorum yaparsanız, paylaşırsanız da tabii ki çok mutlu olurum. Yani umarım sizler için de faydalı oluyordur. Tabii ki bu videolarda biz Çağşar Eczacılar platformunun YouTube kanalı için gönüllülük esasıyla hazırlıyoruz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.